Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray'da 4 başlıkta en iyi yabancılar, en kariyerli buraya gelirken, burada geldikten sonra en verimli olan, tadı damağımızda kalmış olan ve hayal kırıklığı yaratan yabancılar. Kariyer konusunda ciddi bir tartışmaya düştük. Gün akşamdan beri konuşuyoruz. Siz de lütfen yorumunuzu yapın. En kariyerli kimdir? Hacı diyen de oldu ama biz Drogba ile Snyder arasındayız. Çünkü onlar yani takımların hem lideri hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları. Yani Snyder FIFA kulüpler Kupası, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, La Liga şampiyonluğu, İspanya Süper Kupası, İtalya şampiyonlar şampiyonluğu, şampiyonlu, Hollanda şampiyonluğu. <laughs> hani Türkiye kısmını hiç gelmedim. Hollanda Süper Kupası. Drogba'nın işte Afrika'nın en iyi futbolcusu iki kez Premier Lig'de iki kez gol kralı, dört Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gibi bir sürü gidiyor. Premier Lig'de 254 maç, 104 gol, 64 asist Drogba. Evet. Milli takımda da 105 maç, 65 gol hacil aslında buraya yakın. Snyder'in e de Dünya Kupasında da şey var ünlü. Evet, Hacı de buraya yakın. kariyer anlamında da yakın. Ama eee yani Schneider, Drogba bir de daha uzun süre kaldı oralarda. Snyder Avrupa'da en iyi 3 futbolcudan biri evet. olarak gösterildi evet. yani. Evet. Yani burada ben çok böyle aramızda da konuştuk. Zor bir soru bu arada en kariyerli hangisi diye. Yani en uzun süre zirvede kalan Drogba ben de bence. Olayım. O yüzden biraz Drogba'ya yakındım. Bir de Drogba'da mesela Roberto Carlos'taki durum şöyle. Drogba gibi center for denilecek şey de bir figür de bıraktı yani akılda. Doğru. E, i̇z de bıraktı. kariyerde bıraktı bir de iz de. Yani Drogba center forluğu gibi bir iz de bıraktı. Ama Snyder'in de aklıma şey geliyor abi. Bildiğim balon doğru alması gerekiyordu 2010'da. E, hatta bayağı tartışıldı. Hem Inter'de yaptıkları hani Hollanda'yı finale taşıdı vesaire. E, ki bence o hak etmişti. Çok iki oyuncu ya. Evet yani d'Or'a... Alması gereken oyuncu var bir de diğer tarafta. Ee, yani bir ev varmasak mı burada? <laughs> Abi çok zor. Yani kimi almak gibi şu anda? E, Premier Lig'den şu anda Drogba yarın bir... Kane mesela. Drogba tipi sanatör şu an tipi yok değil. mesela. Tipi değil. Yani seviye olarak o evet. meşhurluk işte... Tabii tabii o seviyeler. Kane'dir yani şu evet. anda. Harry Kane'dir. Snyder'de Modric'dir şu anda evet, mesela. Modric ile Kane'in aynı anda Galatasaray'da oynadığını düşün şu anda. Aynen. Yani kimi seçeceksin yani? aynen. Yani o, o günler gerçekten zor. Son... ya da zorla birini seç desen kim yaparsın? Drogba'ya o zaman yakın sanki. Drogba'ya evet. Değil Değil mi? Mi? Bir de daha uzun süre yani. Var Galatasaray'da kariyerli oyuncu çok yani. Falcao'su da geldi. İşte Popescu'su da evet. kariyerli. Tafarel de o zaman evet. çok önemli kalecisi. Hacı de var ama biz şu anda seçimimiz Drogba bakalım siz ne diyeceksiniz yorumlara. Bekliyoruz. Verimli konusunda herhalde tartışmıyoruz. Belli olsa tartışmaya gerek yok. Üç ya kere söyleyelim. Diğer, diğer diğer bölüme <gülüyor> <gülüyor> Şey Seviyor. Arjantinler gibi. Hacı, Hacı, Hacı. Benim ya Hacı mi? de e, 12 yaşında falan herhalde geldiğinde e, bir önceki Dünya Kupasında ilk izlenen Dünya Kupası benim ve ya çok küçük olmama rağmen bütün maçları hatırlıyorum. Gece 3.30'daki maçı alem kurup oynuyordu. Oo babam çok o, seviyordu on, ya. 10 10 11 yaşındayken 94 i̇şte, Dünya Kupası. Saray Sarayboyu Saray sıkılamadım mesela. 5 gol atmıştı ya. E, en yaşlı golünü atmıştı falan. E, o, o şeyi kaçırmadım. E, o maçı da. E, Hacı orada ben Romanya'yı tutuyordum açıkçası. Ve oyuncular daha böyle ikonik geliyordu bana. Radicu vardı böyle sarı uzun saçlı. şey Hacı vardı, Mitrescu vesaire. E, Hacı inanılmaz goller atmıştı o turnuvada. Hatta bir tane meşhur gol var Kordoba'yı attı. E, oradan en aklımda Ozan zaten çok büyük ligleri imkanımız yoktu ama e, Dünya Kupası'nda İhsan hakkında çok kalıyordu. Hacı öyle çok büyük figür olarak aklımda kalmıştı. Sonra alt yazı geçiyor, Galatasaray Roman yıldız Görgeciyi İstanbul'a getiriyor diyor. Nasıl, nasıl olur dedim ya. Yani herhalde benim ilk bu acayip şaşırdığım transfer olmuştur. Hacı'nın gelmesi. Ki şaşırmakta haklıyım haklıyım Daha ilk çıktığı maçta fark yaratmaya başladı. Tabii canım. Çok yani. büyük fark yarattı. İlk maçında ben o zaman şey e, Vandaki o penaltıyı kayarak ma olduğu maçta Vanda evet, varım o, abi ben. Aynen. Evet, aynen. İzledim kayarak onu. izledim yani o maçı. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Tavana gönderdim. Evet. evet. Kaydı düştü. Abi free kick nasıl? Kaşırma ihtimali yok ya adamın. Evet. Cepheden free kick'te. Çok iyiydi ya. Abi bir ama tane, golleri, bir şey tane gibi. golünü hatırlıyorum. Garba ee, galiba Sergen, Yapa. Sergen vardı e, topun başında. Ee, Hacı Sergen mi pas ediyordu? Sergen pas atacaktı Hacı vuracaktı. Çift vuruş gibi oldu. Ee, ama top zemin çok kötü. Top kötü gitti. Yani Hacı'yı vuracak halbuki. Birisi durduracak, birisi de üç tane oyuncu vardı. Hacı vuracak. Topu kötü yaptılar orada hani paslaşmayı. Hacı kendisi kontrol etti. On, kendisi vurdu. Ona rağmen gol attı abi evet. adam yani. yani zaman kaybetmesine rağmen aldın mı? Ya kötü yere çıkarttılar zeminden. Kendisi durdurdu tekrar Subati. Kendisi vurdu yine gol attı. Acayip bir adam. Yani, ya dünyadaki her takımı yıkabilecek gücü var Şu an vardı var abi. mesela öyle topa vuran oyuncu. Yok. yok o güçlü bir değil. oyuncu yok. O Hacı tek başına maç kazanabiliyordu abi ve hani Dortmund'u da yenebiliyordu tek başına. Mesela Kevin De Bruyne de çok iyi bir şutör. E, cepheden hacı, hacı ceph ondan çok Ama iyi bence. Hacı, hacı korkunç bir seviye ya. O evet. attığı gol benzeri var mı olacak işte. Bir de yürür haldeyken yani böyle yürürken yani normal top sürüyor zıng gülle gibi gidiyor abi top kaleye. Hacı Türkiye'de 4 lig şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası, 2 Sü Süper Kupa, bir UEFA Kupası ve bir de Süper Kupa kazandırdı Galatasaray'a. Abi müthiş müthiş yani. Aslan parçası. aslan payı onundur. Evet, aynen öyle. Aslan parçası. Aslan parçası. <laughs> Aslan parçası da sana demiş gibi boğdum Aslan parçası. Hele, çok iyi. <laughs> Tadı damağımda kısmında da netiz herhalde. Ferrari beri bir yarım sezon buradan hızlıca geldi geçti. Evet. Bir Fenerbahçe kupa finalini hatırlıyor herkes. Ben de şey hatırlıyorum. ve beraber gelmişlerdi. Evet doğru. Ee, Ömer Çavuşoğlu o zaman bir takılıyordu Galatasaray yorumculara. Anekale'nin bonus olarak geldi herhalde bu diye gülüyordu. Ribery ama acayip bir oyuncu çıktı. Ee, ama çok kısa kaldı ya gerçekten. Onun da efsane Beşiktaş maçı vardır hatırlarsan. Bir 4-5 kişiye sarı kart çıkarttı. Doğru, doğru, Durdurulamıyor yani. O, o, far yapıyor durmuyor. O far yapıyor. En sonunda Ronaldo böyle dirsekle karışık far yapmış. O mesela çok net hatırlıyorum o sahneyi. Ee, sonrasında zaten o da balondor alacak seviyelere geldi. Abi adam hala sağda bu arada. Şeye gitti. eee Marsilya'ya gitti. 2 sezon Marsilya, 12 sezon Bayern Münih var. 12 sezon Bayern Münih'te ve üst düzey yani. Tabii tabii. Robben Ribery Robert abi. Ribery yani. Aynen değil mi? Ribery yaptıkları. Ya yani 12 sezon üst düzey oynadı dünya şeyde Fransa milli takımının hmm. ana parçası. Ya yani Galatasaray öyle bir şeyi elinden kaçırması herkesin herhalde Evet. yani bir yandan Hayal kırıklığı da deseler bir şey diyemeyeceğim. Hatta Ribery biraz daha geç başlamış hani bir 10 yıl sonra Dünya Futbolu'na gelmiş olsa bir tarihten bir oyuncu da serbest 8 yapıyor. Bir kere, hep genç oyuncu olmaz biraz da kariyerin sonundaki <laughs> oyuncular serbest 8 yapalım. <laughs> Ama hakikaten bu tip oyuncu artık böyle bir merkeze kaydırdılar ya. Tarihin ee, en iyi skat transferi Türkiye'de Ribery olabilir mi? Evet ya olabilir. Değil mi? O hatta yani. Keşke hani Galatasaray kalsa da muhtemelen tarihi bir Karda ettirirdi. Evet. Ee, şimdi bakalım, şeyden den bekliyoruz. Marko. <laughs> şey, en kar getiren yabancı transfer olabilir. Onu bekliyorum böyle bir tarihe. <laughs> bakalım bekliyoruz. Hayal kırıklığı kısmında Falcao'yu seçtik. Yani evet, aslında ara ara iyi maçları vardı. Ee, çok İki güzel... sezonda 27 maç ilk 11'e çıkabildi. Çok güzel golleri var. 20 gol attı aslında. Erzurum attı, bir gol var. Kasımpaşa attı, bir gol ve Hemen aklıma gelen. Çok Oynadığını Oynadığında iyi oynadı. Evet evet, çok güzel golleri de var ama e, genel Falcao ismine göre hayal kırıklığıydı. ya yani Bir de özellikle sakatlığı yüzünden, hani doğru yüzünü izleyemedik de zaten. Tabii, daha istikrarlı ve daha evet. fazla maç oynayan bir Falcao. Herhalde Galatasaray'ın çoğunun içinde kalmıştır onun performansı. E, bu da yani çok tartışma... ben bir tane gurme ismi bekleyeyim buraya. Süper, aynen. Frank de Boer abi. O çok mantıklı. Yani sıfır abi. Adam. Her maç patlatıyordu evet. abi. Evet. Ve bir de adam Frank Debur Frank ya. Frank Debur'sun sen ya. Hiç Frank Debur <laughs> gibi oynamamıştı yani gerçekten yok, burada. Hiç yok. Mesela Falcao en azından bir güzel maçları var. Onda sıfır performans. E Lincoln'in de biraz acaba olur muyuz de bir... Mantık. Onun da var abi yine bir, şeydir. bir şeyleri. Bir şeyleri vardı. Bir şeyler vardı evet. yani. Frank Debur hiç hiçbir şey vermeyen oyuncu. Güzel, mantıklı. Peki kimi seçtik? Falcao'yu mı seçtiniz? Yasin yani? Falka hani daha çok beklenti olduğu için evet. büyük hayal ama performans olarak Frank Tebur'da hiçbir şey yoktu. Evet. o yüzden yakın aslında. Siz o zaman evet. seçiminizi yazın, yorumlarınızı ee, bekliyoruz bizde. de. Galatasaray